Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa bir teraryum denemesi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Teraryum yapmak için elimde çok fazla materyal var. Birkaçını size göstermek istiyorum. Sukulent toprağı. Biraz çiçek toprağı gibi değil. Daha kumlu, daha geçirgen. Su tutmayan türden bir şey. Lav taşı. Çeşitli kaktüs ve sukulentleri. Geçen yıl ormandan toplamış olduğum meşe palamutları. Siz de ormana gittiğiniz zaman mutlaka alın, dursun evinizde. Burada suni yapay çiçek ve kurutulmuş, şoklanmış, boyanmış doğal çiçekler. Hayretten çok güzel minyatür evler. Yani şunlar çok harika. Eşyak. Çifte kumrular, nar ve kiraz, bu da topladığım çam kozalı. Böyle elinizin altında bir tane vernik damı bulunsun. Çok basit bir şekilde vernikleyince çok şık duruyor, çok parlak duruyor. Aynı zamanda uzun ömürlü oluyor. Ve burada da kaya yosunu var. Bunları köyden getirmiştim ben. Kayaların üzerinde duruyor. Bunu aldım bu şekilde. Getirele bir ay, bir buçuk ay oldu ama halen daha canlı ve diri duruyor. Bir iki sefer sprey suyla tuttuğum halde halen çok sağlam duruyor. Bunu da doğadan temin edebilirsiniz. Şimdi teraryum yapmaya geçiyoruz. Bu lav taşları ne işe yarayacak? Teraryumun toprağının çok sulu kalmamasını, olan suyun da tabana geçmesini sağlayacak. Arkaya biraz büyük bir şey kullanmak lazım. Bunun için bu sukulenti uygun görüyorum. Uzun bir kaktüs olsa daha iyi ama bunda fena durmayacak. Dibindeki fazla toprağı biraz şöyle masaj yaparak alalım. Bunları da dün aldım. Çok fazla sulamışlar. Biraz da bakımsız kalmış sanki. Bunun için biraz rehabilite edelim. İlk çiçeğimizi dikiyoruz. Etrafını biraz dolduralım. İlk sukulentimiz yerine yerleşmiş oldu. Bu şekilde çok güzel. Şunlardan birer parça ekleyeceğim bakalım. Arkadaşlar. Ben sapıyla küçük bir yer açayım ona şuradan şöyle. Alacağız, evet yapacağız. Bir kenardan biraz daha fazla toprak. Arkasını biraz dolduralım. Kaktüs ve sukulentlerin yerleşimi bitti. Şimdi zemin kaplaması ve süsüne bakacağız, ne koyacağız. Zemin kaplaması için bu köyden getirdiğim kökü toprağı üzerinde olan kaya yosunları çok güzel duruyor. Şöyle bakalım. İlk parçayı bir yerleştirelim bakalım. Son parçayı da şöyle eklediğimiz zaman ben bile bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Doğallık verdi. Bunların ömrü ne kadar olur bilmiyorum ama kurusalar bile çok güzel gözükeceklerine eminim. Şimdi buna birkaç tane doğal obje diyelim. Bu şekilde kendim ormandan topladığım. Bunu şöyle doğal bir yere koyalım. Bunu da şöyle yanına. Işık arabası ve şu kuyu çok hoş duruyor. Bunları da ekleyeceğim bakalım. Yapay çiçeğimizi de ekleyip tamamlıyoruz. Hemen hemen her şey çifter çifter.
İki tane kaktüs, iki tane meşe palamudu. Şöyle bir 360 derece görüntüsü verelim. Her açıdan harika bence. Şimdi bu işin sulaması şu şekilde olacak. Dökeceğiz suyu. Yarım bardak kadar su bunu bir ay götürecektir. Fazla buharlaşıp bir yere uçmuyor. Sorularınızı ve önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Hepsini okuyup geri dönüş yapacağıma emin olabilirsiniz.